Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün özellikle çalışan bayanlarımızın imdadına yetişecek, çok pratik, çok lezzetli, çok da besleyici olan patatesli börek yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar el açması yufka kullanmayacağım. Hazır yufkayla inşallah çok lezzetli, çok da güzel bir börek yapmış olacağız. Arkadaşlar ben sizler için 4 orta boy patatesi önceden haşladım. 1 orta boy soğanımızı hazırladım. 1 tane yumurtamızı hazırladım. 1 bardak su bardağı soda yaptım ama sodanın sadece yarısına kadar doldurdum arkadaşlar. 1 su bardağı da 1 su bardağının yarısı kadar da süt hazırladım arkadaşlar. Küçük bir fincan şöyle göstereyim. Küçük bir fincan sıvı yağımız var arkadaşlar. Patatesin kavurmasında kullanılmak üzere 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da pul biber hazırladım arkadaşlar. Ben güvendiğim, sevdiğim bir marka olan yufka, bir marka var. Oradan alıyorum yufkayı arkadaşlar. Ama arzu ederseniz açıkta alabilirsiniz. 6 adet yufka bizim işimizi görecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, isterseniz şimdi patatesli böreğimizin yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, öncelikle patateslerimizi patates ezme aparatıyla bir güzel eziyoruz. Daha sonra arkadaşlar ezdiğimiz patateslerimizi bir tavaya alıyoruz. Ama öncesinde bir miktar sıvı yağ tavamızın içerisine koyuyoruz. Koyduktan sonra arkadaşlar hazırladığımız patatesimizi aparatını çıkarıp bir kenara koyuyoruz. Patatesimizi tavamızın içine alıyoruz. Evet arkadaşlar, patatesimizi tavamızın içine aldık. Bir güzel kavrulması için ocağımızın altını birazcık hızlandıralım. Üzerine daha önce hazırladığım 1 orta boy soğanımızı döküyoruz arkadaşlar. Beraber soğanla patatesin kavrulmasını sağlayacağız. Arkadaşlar buradaki amaç hem böreğin içerisinde ham bir patates ve soğan istemediğimiz için hem de çok daha lezzetli oluyor bu şekilde kavurduğumuz zaman. O nedenle ben kavurmayı çok daha lezzetli ve güzel buluyorum arkadaşlar. Kavurmaya devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aldığımız patatesi bu şekilde güzelce kavuruyoruz. Görüyorsunuz. Harika bir şekilde oldu. İçine 1 çay kaşığı pul biberimizi, 1 çay kaşığı kimyonumuzu, ki arkadaşlar patatese kimyon çok yakışır. Ben bunu çok severim. Çok da yararlıdır. 1 çay kaşığı da nanemizi atıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ocağımızın altı mümkün mertebe arkadaşlar kısık olsun. Çünkü ne patatesler ne soğanlar ne de baharatlar yansın. Ki baharatlar çok çabuk yanar arkadaşlar. Bu nedenle baharatlarımızı yakmamaya gayret edelim lütfen. Arkadaşlar videomuzun başında söylemeyi unutmuşum. Aslında çok da severim. Olmasa da olur ama çok az bir lor peyniri vardı bende. Lor peynirini de bu miktar şöyle göstereyim. Şu şekilde içine koyarsanız ayrı bir lezzet katmış oluyor. En son lor peynirini de koydum. Bir kere daha arkadaşlar şu şekilde çeviriyorum. Evet. Harika bir alaşım oldu. Çok güzel karıştılar birbirlerine. Arkadaşlar ben bir miktar da tuz koyacağım. Bu arada arkadaşlar normal tuz çok kullanmayı sevmiyorum. Bu noktada mutlaka Himalaya tuzunu evimde aileme, eşime ve çocuklarıma mutlaka Himalaya tuzunu daha çok tavsiye ediyorum. Patatesimizi güzelce kavurduk. Ardından bir miktar sıvı yağ tepsimizi yağlıyoruz. Güzelce. Evet, bu şekilde her yerine yağını yedirmemiz lazım arkadaşlar. Benim küçük oğlum yine iş başında.
her zamanki gibi bana çok yardımcı. Evet, bu şekilde yağlama işlemimizi bitirdik arkadaşlar. Ardından arkadaşlar bir tane yufkamızı alıyoruz. Katlarından ayırıyoruz. İçerisine bu şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Her yerini kaplayacak şekilde. Arkadaşlar daha sonra size daha önce videonun başında da anlattığım bir tane yumurtamızı, yarım su bardağı sodamızı, yarım su bardağı sütümüzü ve küçük fincan sıvı yağımızı bir karıştırma kabına alıyoruz. Güzelce bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Yumurta da içerisine gelecek şekilde. Ardından arkadaşlar yemek kaşığımızla her yerine gelecek şekilde. Evet, böyle. Şekilde sosumuzdan döküyoruz. Arkadaşlar bunu iyi yedirmezseniz eğer kenarları çok sert olacaktır. Bu da güzel bir lezzet sahibi olmayacaktır o zaman. Mutlaka güzelce her yerini yedirmemiz lazım. Yine fırçamızla tekrar şöyle her yerini güzelce yedirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ardından hemen ikinci yufkamızı diğer yufkamızın üzerine alıyoruz. Tepsimizin her yerini kapatıncaya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Yine sosumuzdan bu yufkamıza da koyacağız. 6 tane yufkayla çok kalın olur diyorsanız arkadaşlar 6'a 2, üstte 2 ya da 6'a 3, üstte 2 şeklinde yapabilirsiniz. Yine yemek kaşığıyla her yerine sostan yediriyoruz arkadaşlar. Soda hem kat kat olmasını hem yumuşak olmasını sağlıyor arkadaşlar. Çok da güzel bir lezzet veriyor. Ben yoğurt çok kullanmıyorum böreklerimde. Sütü daha çok seviyorum. Daha yumuşak yapıyor. Yine fırçamıza tepsimizin her yerine güzelce sosumuzu yediriyoruz arkadaşlar. Üçüncü kat yufkamızı da seviyoruz arkadaşlar. Katlarından güzel ayırıyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar buna sos kullanmayacağız. Çünkü artık ara katlarımız bitti. Ve artık harcımızı yufkamızın böreğimizin içerisine yerleştirme vakti geldi. Arkadaşlar harcımızı alıyoruz. Güzelce böreğimizin ortasına harika bir şekilde koyuyoruz. Yine böreğimizin her yerine gelecek şekilde harcımızı yayıyoruz arkadaşlar. Hem çok lezzetli oluyor hem gerçekten çok pratik. 10 dakikada hazırlayıp fırına sürebileceğimiz nitelikte bir böreğimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Biraz patates çok tutucu bir etkiye sahip olduğu için bir miktar yayımda sorun olabilir. Hiç sorun değil arkadaşlar. Siz onu kendiniz kaşığınızla iyice yedirene kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz her yere çok rahat, çok kolay bir şekilde kaşığımla koydum arkadaşlar. Şu kısım biraz açıkta kaldı. Bu kısmı da yapalım arkadaşlar. Daha sonra böreğimizin diğer katlarını ve ara soslarını yaparak fırına girmeye hazır hale. Evet arkadaşlar böreğimizin son katını da yaptık. Ardından kalan sosumuzun hepsini böreğin üstüne dikkatli bir şekilde döküyoruz. Arkadaşlar tekrar artı bir kere daha yumurta sarısı üstüne yapmaya gerek yok. Zaten içinde yumurtamız var. Çok da güzel kızaracaktır. Bu şekilde bolca her yerine yaparsanız harika bir görünüm olacak. Hem de çok lezzetli oluyor. Çok da güzel kızarıyor. İsterseniz çörek otu ya da susam kullanabilirsiniz.
kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Bunlar da hem çok faydalı hem de çok besleyici özelliğe sahip. Evet arkadaşlar, böreğimizin hazırlanmış şekli böyle. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Daha sonra sizinle son halini tekrar görüntülemiş olacağız. Fırınımızı 180 dereceye getirdik arkadaşlar. Orta ayar ve fansız olursa üstünü kurutmamış olur. Böreğimiz son şeklini de aldı. Harika bir şekilde pişmiş. Çok güzel kızarmış. Hem altı hem üstü. Sesini duyabiliyorsunuz. Çıtır çıtır olmuş. Çok lezzetli. Ellerime sağlık diyorum. Beni takibe almayı, abone olmayı ve sayfamı ziyaret etmeyi sakın unutmayın sevgili arkadaşlar. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.